Kazım Karabekir'in bu tutumunda düşüncelerinden hangilerine sahip olmasının etkili olduğu söylenebilir. Kazım Karabekir askerlik görevinden istifa etmiş olan Mustafa Kemal'i hazır ol vaziyetinde askerce selamlamış ve bundan sonra kol ordum ve ben emirlerinizi eskisi gibi yerine getirmeyi bir şeref bileceğiz demiştir. Peki arkadaşlar milli mücadele Mustafa Kemal'in liderliğinde gerçekleştirilebilir düşüncesine sahiptir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz çünkü arkadaşlar Kol ordusunu e, onun hizmetine vereceğini, emirlerini eskisi gibi yerine getireceğini söylüyor. Mustafa Kemal'e tabii ki güveniyor ve onun liderliğinde milli mücadelenin gerçekleştirilebileceğine inanmış. Mustafa Kemal'in önderliğinde layık ve demokratik yeni bir devlet kurulabilir diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu süreçte henüz layık ve demokratik anlayışları ortaya çıkmış değildi. Mustafa Kemal millet ve vatan davasına hizmet etmektedir düşüncesine de sahiptir. Zaten buna inanması arkadaşlar bu şekilde bir e, söz söylemez. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Rauf Orbay hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Rauf Orbay, Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesinden sonra yayınladığı bir genelgeyle vatanın ve milletin kurtuluşu ve istiklali sağlanıncaya kadar Mustafa Kemal'in yanında bulunacağını ve nihayete kadar onunla çalışacağını belirtmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Saltanata ve hilafete karşı çıkmıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü zaten milli mücadele başladığında saltanata ve hilafete karşı bir durum söz söz konusu değildi. İşgallerden ülkenin kurtulması söz konusuydu. Bu yüzden birinci öncül olmaz. Vatansever ve milliyetçi bir karaktere tabii ki sahiptir. Milli mücadelenin Mustafa Kemal ile başarıya ulaşacağına elbette inanmıştır ki onun yanında olacağını belirtiyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde kuvvetini milli iradeden alacak, sorumlu bir hükümetin de kurulmasının zaruri olduğunu ve bunun da ancak Anadolu'da kurulabileceğini belirtmiştir. Peki arkadaşlar bakalım İstanbul hükümetinin milletin temsilcisi olarak kabul edilmediğinin. Evet arkadaşlar çünkü sorumlu bir hükümetin kurulması gerekiyor diyor. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Olan Üstü yetkilere sahip bir şekilde temsil heyetinin kurulduğunun hayır arkadaşlar. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi önünde saltanatın engel olduğunun değil arkadaşlar. Osmanlı yönetiminin milli mücadeleyi desteklediğini tabii ki söyleyemeyiz. Desteklemiyor. Mustafa Kemal'in Anadolu ihtilali başarıya ulaştırdığını bunu da söylememiz henüz mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Erzurum Kongresi'ndeki çalışmalarından hangilerinin kongreye karşı oluşabilecek tepkileri önlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Padişaha bağlılık mektubunun kabul edilmesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü zaten padişaha bağlı olan pek çok insan da mevcuttu. İttihat ve Terakki Partisi ile kongrenin hiçbir bağlantısının olmadığının ilan edilmesi yine etkili olacaktır arkadaşlar. İttihat ve Terakki karşıtlarının kongreyi engellemesine engel olmak istemişlerdir. Milli iradenin saltanat ve hilafet makamlarını kurtaracağının belirtilmesi Yine arkadaşlar saltanat ve hilafet taraftarı olan insanları karşılarına almamak amacıyla bu şekilde bir politika izlemişlerdir de diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu kararın amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmesiyle ilgili olduğu söylenebilir. Erzurum Kongresi'nde Osmanlı ve Busan Meclisi'nin açılması için çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Peki arkadaşlar Mebusan Meclisi ne yapacak? İstanbul hükümetine denetler mi? Tabii ki denetler. Millet iradesine, milletin kaderine hakim kılma bu durumda etkili olur mu? Tabii ki meclis arkadaşlar söz konusu. Milli mücadeleye resmi ve hukuki bir nitelik kazandırma olur mu? Elbette olur arkadaşlar. Mebusan Meclisi çünkü resmi ve hukuki bir kurum olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu kararın alınmasında aşağıdakilerden hangisinin yasal dayanağı oluşturduğu söylenebilir. Erzurum Kongresi'nde her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir kararı alınmıştır. Arkadaşlar bu tabii ki Wilson prensipleri olabilir. Çünkü Wilson prensiplerinde ne vardı? Her millet kendi kaderini kendisi tayin edecekti. Kendisini kendisi yönetecekti. Şöyle yazalım o zaman arkadaşlar ulusların kendi kaderini tayin etmesi dolayısıyla yaşanacak herhangi bir problemde milletin topyekün savaşacağını biz bu maddeden çıkarabiliriz arkadaşlar diğer seçeneklerin bu durumla bir alakası yoktur Misak-ı milliyi biliyorsunuz zaten arkadaşlar özellikle sınırlarımız belirlendi ve aslında Türk milletinin e, askeri asgari olarak barış şartları söz konusu misak-ı millide. Yani taviz vermek istemediği noktalar var arkadaşlar ama yukarıda böyle bir durumdan bahsedilmiyor zaten. Amasya protokolleri ya da Amasya görüşmeleri arkadaşlar İstanbul hükümeti ve temsil heyetinin görüşmeleridir. Yukarıda bundan da bahsedilmiyor. Pozanti beyannamesi de yine arkadaşlar milli mücadelenin bir parçasıdır. Teşkilatı esasiyede bir anayasadır. Dolayısıyla burada bahsedilen A şıkkı olacaktır. Sivas Kongresi'nde konularından hangilerinin tartışılmasının bu sözlerin gündeme gelmesinde etkili olduğu söylenebilir. Sivas Kongresi'nde Bursa Delegesi Ahmet Nuri Bey kendimizi büsbütün güçsüzlük ve miskinlik içinde görerek bizi kurtarın diye şuna buna yalvarmak gibi bir aşağılığa bu millet katlanamaz. Ya ölürüz ya da tam bağımsız oluruz demiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen nedir? Tabii ki manda ve himayedir. Yani bir devletin himayesi altına girmek ya da sömürgesi olmak ister tammediğinin belirtilmesidir burada bahsedilen tam bağımsızlık isteniyorsa arkadaşlar tabii ki manda ve himaye reddedilmelidir Zaten bildiğiniz üzere Manda ve Himaye Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak reddedildi. Dolayısıyla tabii ki birinci öncülü kabul edebiliriz. Milli iradenin yönetime hakim kılınmasıyla alakalı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Burada yönetimle alakalı bir durum söz konusu değil. Azınlık haklarının durumunun belirlenmesiyle de alakalı değil. Zaten azınlıklardan da bahsedilmemiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Milli mücadele sürecinde alınan kararlarından hangilerinin bu görüş üzerinde etkili olduğu söylenebilir. İngiliz amirili The Robeck, 17 Eylül 1919'da Lord Curzon'a gönderdiği raporda alınan bütün haberlere göre milli hareket Anadolu'da müstakil bir cumhuriyete doğru gelişmektedir görüşüne yer verilmiş vermiştir. Peki arkadaşlar cumhuriyette ne vardır? Kendi kendini yönetmek vardır değil mi? Peki kendi kendini yönetmek söz konusuysa neye ihtiyaç vardır? Milli irade. Peki, manda ve himayeden bahsedilmiş mi, bahsedilmemiş? Bize sadece yönetim hakkında bilgi verilmiş. Milli kuvvetleri etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz. Bunun hakkında bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. Sadece yönetim hakkında bilgimiz olduğu için doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır Buna göre Amasya görüşmelerinde amaçlarından hangileri yönünde hareket edildiği savunulabilir. Amasya görüşmelerinde imzalanan protokollerde Mebusan Meclisi'nin açılması, Hristiyan ahaliye siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmesine karşı çıkılması ve İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi kararlarını onaylaması kabul edilmiştir. Peki arkadaşlar saltanat yönetimine son verme gibi bir durum söz konusu mu? Hayır değil çünkü zaten İstanbul Hükümeti hala mevcut ve Sivas Kongresi'ni onaylamasını istemiştir. Demişler. Sağ sanat yönetimi ile alakalı zaten burada son verilmesi ile alakalı bir bilgi yok. Millet iradesini yönetime yansıtmaz zaten ve bu son meclis arkadaşlar millet iradesinin göstergesidir diyebiliriz. Ulusal hakları ve mücadeleyi koruma, arkadaşlar Hristiyan ahaliye siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi, ulusal hakları ve Sivas Kongresi kararlarının onaylanması mücadeleyi korumayı gösterir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın bu duyurusuyla durumlarından hangilerini ortaya koymaya çalıştığı söylenebilir. Sadrazam Ali Rıza Paşa Mebusan Meclisi'nin açılmasından sonra 14 Şubat 1920'de bir genelge yayımlayarak mevcut hükümetin meclisten güven oyu aldığını duyurmuştur. Peki arkadaşlar hükümetin meşru bir hükümet olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz çünkü güven oyu bunun kanıtıdır arkadaşlar. Bu yüzden doğru. Hükümetin milletin tek temsilcisi olduğunu ortaya koymaya çalıştığı mu? Evet. Çünkü aldığı güven oyunu e, duyuruyor arkadaşlar bir genelgeyle. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. Hükümetin Anadolu hareketini yok saydığını söyleyemeyiz. Çünkü yukarıda sadece e, hükümet hakkında bilgi verilmiş. Anadolu hareketi hakkında hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun birinci meclisin amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerini kolaylaştırdığı söylenebilir. 28 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi'nin misak-ı milliyi onaylamasıyla milli mücadele resmi ve hukuki bir nitelik kazanmıştır. Yani arkadaşlar artık İstanbul hükümeti de misak-ı milliyi kabul ediyor ve milli mücadele dolayısıyla resmi ve hukuki bir hal almış oluyor. Anadolu işgallerine son verme olur mu? Tabii ki olur çünkü dediğimiz gibi İstanbul hükümetinin de misak-ı milliyi kabul etmesiyle birlikte zaten Anadolu içerisinde bir direniş de söz konusuydu. Anadolu işgallerine son verme durumundan bahsetmemiz mümkün olacaktır. Milli mücadeleye iç ve dış destek sağlama yine olur arkadaşlar. Çünkü destek sağlanmış gördüğünüz gibi resmi ve hukuki bir nitelik kazanmış artık. Yani İstanbul hükümetinin desteğinin de sağlanmasıyla birlikte özellikle içeride saltanat yanlıları da misak-ı milli ve milli mücadeleyi desteklemeye başlayacaklardır. Laik ve demokratik nitelikli inkılaplar ise olmaz arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi hala saltanat devam ediyor. Saltanatın onayı söz konusu. E, dolayısıyla laik ve demokratik olunamaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır yukarıdakilerden hangilerinin itilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesine ortam hazırladığı savunulabilir. Arkadaşlar burada tabii ki doğru cevabımız misak-ı milli'nin kabul edilmesi olacak. Misak-ı milli kararlarının ilan edilmesinin ardından itilaf devletleri hükümete ve meclise baskıda bulunuyor arkadaşlar ve alınan kararların değiştirilmesini istiyor. Ancak karşılığında değiştirilemeyeceğini görünce tabii ki İstanbul'u işgal etmeye karar veriyor ve meclisi dağıtıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla burada cevabımız yalnız bir olacak. Türk düzenli ordusuyla ya da teşkilatı esasıyla İstanbul'un işgalinin bir alakası olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.